hem aziz milletimizle paylaşmakta fayda görüyorum. Bir kere şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. 2002 sonunda kurduğumuz ilk AK Parti hükümetinden bugüne kadar Bakanlar Kurulumuzda zaman zaman yaptığımız değişiklikler asla ve asla bir ödüllendirme ya da bir cezalandırma anlayışıyla yapılmamıştır. Bizim hükümetimiz, bizim Bakanlar Kurulumuz en başından itibaren millete hizmeti odağına alan, millete hizmetten başka hiçbir kriter taşımayan bir hükümettir. Böyle bir Bakanlar Kurulu anlayışıyla bugüne kadar kabinelerimizi oluşturduk. Biz Bakanlar Kurulumuzu hiçbir zaman birilerine makam tahsis etmek, birilerine rütbe paye tevdi etmek anlayışıyla oluşturmadık. Bizim için en büyük makam millete hizmetkar olma makamıdır. Makamların, rütbelerin, payelerin gelip geçici olduğunu, baki kalanın sadece ve sadece hizmet olduğunu, eser ortaya koymak olduğunu bizim aklımızdan bir defa hiçbir zaman çıkarmamamız gerekir. Kaldı ki 324 kişilik bir gruba sahip olan partimiz, takdir edersiniz ki 25+1 veya 1+25 kişilik bir kadronun içerisinde herkesi bakan yapma imkanına sahip değildir. Bu olacak da bir iş değildir. Bunların içerisinde bir değerlendirme yapıp hepsi birbirinden güzide olan arkadaşlarımızdan böyle bir adımı atarak bu kabineyi oluşturduk, oluşturuyoruz. Bakanlar Kurulumuzu belirlerken bugüne kadar en öncelikli, en ağırlıklı kriterimiz bu noktada arkadaşlarımız arasındaki gerek bölgesel temsil olsun, gerek tabii ki kendi alanıyla ilgili liyakat olsun, bütün bunların değerlendirilmesi A'dan Z'ye yapılıyor. Allah'a hamdolsun bugüne kadar görev almış arkadaşlarımın hepsi de tamamıyla burada liyakatiyle, hizmet noktasındaki gayretleriyle üzerlerine düşeni hakkıyla yerine getirmiş, üstlendikleri vazifeyi yüz akıyla gerçekleştirmiş, alınları ak şekilde vazifelerini kendilerinden sonra gelenlere devretmişlerdir. Hafta içinde Bakanlar Kurulu'nda gerçekleştirdiğimiz revizyonda bir bayrak değişiminden, bir tazelenmeden başka hiçbir anlam taşımıyor. Bu böyle bilinmelidir. Yaptığımız değişiklikten görevlerini devreden arkadaşlarımızın başarısız olduğu sonucunu çıkarmak, açık söylüyorum, son derece yanlıştır, isabetsizdir. Milli Eğitim Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız üstlendikleri görevleri hakkıyla, layıkıyla yerine getirmişler. Çok başarılı çalışmalar sergilemişler. Kendi alanlarında çok önemli reformlara imza atmışlardır. Ben buradan görevlerini hakkıyla yerine getirmiş dört bakan arkadaşımı da şahsım, grubum, aziz milletim adına tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii burada bu arkadaşlarımızın birikimlerinden, tecrübelerinden inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, partimiz çatısı altında aynı şekilde istifade etmeye devam edeceğimiz gibi halef selef olan arkadaşlarım da yine bu görevi yürütmüş olan arkadaşlarımızdan, onlar da birikimlerinden, tecrübelerinden bu görev süresince istifade edeceklerdir. Bundan hiç şüphem yok. Tabii burada yavru muhalefetin lideri kalkıp da bir tespitte bulunuyor. Diyor ki işte filanca bakan çok gayretliydi, çok başarılıydı gibi bir yaklaşımla onun görevden alınması noktasında taziyelerini bildiriyor adeta. Hayırdır? Ne zamandan beri sizden bizim ekibimize böyle övgüler gelmeye başladı? Önce Sayın Bahçeli nerede durduğunu
çok iyi tespit etsin ve bu niyet okuyuculuğu bıraksın. Biz hangi arkadaşımızı nereye nasıl getireceğimizi gayet iyi biliriz. Onun tavsiyelerine ihtiyacımız yok. Bizi bizden herhalde Sayın Bahçeli daha iyi bilemez. Değerlendirmelerimiz noktasında da biz teklifimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımız da onamasıyla birlikte bu süreç devam eder. Tabii bugüne kadar bu işlerden nasibini almak çok önemli bir şey. Nasip olmayınca hakikaten böyle bir neticeyi almak da mümkün olmuyor. Dert tabii başka. Dert bu tür ifadeleri kullanmak suretiyle acaba AK Parti içerisinde soru işaretlerine neden olabilir miyiz? Bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya senin gücün yetmez. Sen kendine bak. Önce bu. Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli misafirler, hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun saldırılara, yoğun tahriklere rağmen demokratikleşme yolunda çok önemli bir düzenlemeyi kararlılıkla ve cesaretle müzakere ettiniz ve kanunlaştırdınız. Öncelikle Türkiye adına, toplumsal uzlaşma adına, demokrasimiz adına bu son derece önemli düzenlemeyi kanunlaştırdığınız için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Bu yeni düzenleme ile sanıklar mahkemede, bunu hedefinden saptıranlara da sesleniyorum, hedefinden saptırmayın. Bunun adı ana dilde savunma değil. Sanıkların kendilerini en iyi dilde savunma başlığıdır. Dolayısıyla kendilerini en iyi dilde ifade edebilecekleri, istedikleri bir dilde tercüman aracılığıyla savunma yapabilecekler. Tabii bu geçmişte oluyordu. Nasıl oluyordu? Yoldan geçen birisini bulup getiriyorlar, o tercüme ediyordu. Veya mübaşir, şu bu filan falan, onlarla bu işi yapıyorlardı. Yani bu işin literatürünü filan bilenlerle değil, bu işin literatürünü bilmeyenlerle bu işi yürütüyorlardı. Biz şimdi bu işin literatürünü bilenlerle bunu yapacağız. Eğer sanık istiyorsa istediğini getirecek, bedelini de ödemek suretiyle bu işi yapacak. Ayrıca mahkemenin de kendi zaten bu konuda yetkili, ehliyetli tercümanı olacak. Bu işler gelişmiş ülkelerde böyle yapılıyor. Biz şimdi bunu getiriyoruz. Olması gerekeni yapıyoruz. Bugüne kadar bu yapılmadı. Ve bu yeni düzenleme ile bir şey daha getiriyoruz ki bu çok önemli. Ve televizyon ekranlarında, televizyonlarda bazı adı köşe yazarı olan tipler çıkıp da bunları hakaretle eleştirirken AK Parti iktidarını demokratikleşme süreci içerisinde dünyada çok çok gerilerde olduğunu söylerken bunlar hadlerini bilmiyorlar. Ve ikide bir bize Avrupa Birliği'ni örnek göstermek suretiyle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bizden çok ileri olduğunu, nerede çok ileri? Onlar da nelerin olduğunu, hatta teröristleri nasıl koruma altına aldıklarını biliyoruz. Nasıl koruma altına aldıklarını biliyoruz. Eğer bizim bir şeyden canımız yanıyorsa, ha bunu kimse sağa sola çekmesin. Bir taraftan ülkemizdeki bölücü terör örgütüyle alakalı kalkacaksın, bunu terör örgütü olarak ilan edeceksin. Terör örgütü mensuplarını ondan sonra alacaksın, Avrupa parlamentosunda oralarda çıkartıp konuşturacaksın. Bunları yaşadık. Ve bunları yaşayacaksın, ondan sonra da buna karşı sessiz kalacaksın. Her şeyden önce dik duruş çok önemli. Türkiye filanca uluslararası kuruluş şöyle not vermiş, böyle not vermiş. Biz onlara bakarak yolumuza devam etmiyoruz. Biz insani değerlere bakarak yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Ve
Şunu çok açık net söylemek zorundayım. Şu anda dünyada en demokrat veya en demokratik ülke neresidir diye sorup araştırın, bakın. Ondan sonra da oraları bir inceleyin. Oralarda neler dönüyor, neler oluyor, neler bitiyor. Bunları tabii görenler, bilenler anlar. Ama ekranı izleyenlerin hepsi bunu görmüş, bilmiş değil ki. Çıkıyor, o köşesinden yazdığı için orada konuşuyor. Ondan sonra da kendine göre alıyor orada, işte bak. Filanca kuruluş diyor, şöyle bir değerlendirme yapmış. Doğru. Uluslararası bazı medya kuruluşları da kendine göre bazı öyle değerlendirmeler yapıyorlar. Bu değerlendirmelere göre de Türkiye'de bütün teröre yardım, yataklık yapanların da elinde bir basın kartı. Bu basın kartı elinde olduğu için şu anda cezaevinde. Adam elinde silahla yakalanıyor ve çeşitli yerlerde polisimizi, güvenlik görevlimizi öldürmekten, yaralamaktan, şundan bundan dolayı içeride yatıyor. Ama neymiş? Basın görevlisiymiş. Ve basına karşı da bizim böyle bir olumsuz yaklaşımımızın olduğunu iddia etmek suretiyle, bir öncekinde bakıyorsun Türkiye'deki gelişmelerin olumlu olduğunu söyleyen bu tür uluslararası kuruluşlar, bir sonraki yaptığı hazırlıklarıyla, raporlarıyla, sipariş üzere bu defa da Türkiye'nin gelişmelerin olumsuz olduğunu söyleyecek kadar ileri gidebiliyorlar. Çünkü haber kaynakları sakat, bozuk. Ve haber kaynakları sakat olduğu için, bozuk olduğu için de bu tür noktalara varıyorlar. Biz bunların hiçbirine yoluz. Biz kendi kararımızı kendimiz veririz. Kendi göbeğimizde kendimiz keseriz. Birilerine bunu kestirmeyiz. Kusura bakmasınlar. Bakın şimdi bu yeni düzenleme ile ağır hastalık ve sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız başına idame ettirememe hali, bu infazın ertelenmesi nedenleri arasına alındı. Böylece belli şartları taşıyan hasta mahkumların infazı iyileşinceye kadar ertelenebilecek. Bunu eleştirenler var. Kapalı cezaevlerinde bulunan hükümlüler 3 ayda bir eşleriyle görüşme yapabilecekler. Mahkumların izinleri, görüşmeleri, çocuk mahkumların hakları konusunda